Mordili Perşembe ilçesi Saray köyündeyiz arkadaş. Evet. Bu merdiven nerede? Arkadaşımız yapmış. Bakın. Hatta şunları da yapmış taştan. Bunlara bakın arkadaşlar, şu el dövmesi, bu dönüyor böyle. Şu anda ben döndüremiyorum. Tek elimde telefon tuttuğum için. Şuradan mısır unlarını veya şeyi koyuyor. Burada un haline getiriliyor ve alınıyor. Her türlü şey. Bu biber falan, karabiber, her türlü şeyi yapılan yer. Onların hepsini yapmış. Bakın. Böyle gene. Pis lan. Evet. Diğer şeyi. Böyle kapı girişini falan hepsini yapmış. Hoş bir ay. Gülle de işte çevirmiş. İşte benim bir belgem yoktu. Şu kemeri de kendisi yapmış. Ama ben bunların dala altında belge dediler ki. Yapan arkadaş da aradaki arkadaş. Evet arkadaşlar. Ordu'nun Perşembe köyündeyiz. Köylü vatandaşın kendi özel merakı üzerine bakın yaptıklarına. Hatta İstanbul'da sergilemeye de gitmiş onlar. Tarih kaçakçılığı diye polisler tarafından çevrilmiş bile. Oyuncak dünyası için yapılmış, çok büyük diye geri iade etmiş. O da sinirlenmiş, vermemiş. Araba arkadaşlar bakın, ileri geri de gidiyor. İstek üzerine el dermeni de yapıyor kendisi. Şuradaki el dermenin çarkı. Buradaki görmüş olduğunuz hepsini yapmış. İşte size tarihi. Ben de geç evlendim canım. Ben etkilendim. Bakın. Ben de 32 yaşındayım. Cami yapmış. Kendisi. Hoş bir şekilde. Bu akşam okuyacağım. Herkesten bir sanat konumu. Kahve var mı köyler? Yok. Bakın. Abi köyde hiçbir şey yok. Köyde hiçbir şey yok. Bakkal. Merhaba. Hiç tanıyayım ben. Bu ne bakalım? Evet, yapması da gerçekten zor. Kolay, iyi. Bayağı bir uzun zaman oldu. Merhaba, hoş bulduk. Sizin eseriniz mi? Bak, beyefendiye yardımcı ol. Çekiyorlar. Sizin eseriniz mi? Ne kadar sürede yapıyorsunuz bunu hocam? Taşları, heykeller 1-2 gün. Bu bir hafta. Hangisi? Perşembe. Perşembe. Perşembe'yi. Yason Kilise, Horan Ekibi, Fırın, Mısır Koçanı, Kilise, Hoynat Adası, Çakatüreli. Harita gibi yaptınız güneş, yani. Güneş, Hoynat Adası, Güneş, fındık, kivi, çilek, balık. Sembolize olarak ettin yani. Bunu bilmeyerek yaptım ama Levent Kırca. Levent Kırca mı yaptınız bunu? Bilmeyerek. Bilmeyerek yaptım. Biraz kendinize benzemiş gibi sanki benziyor. Daha ziyade. Yok ki ben bilmeyerek yaptım. Bu bir de bu Müslüman mezarından mı aldınız yoksa siz kendi şey mi yaptınız? Kavuk tarzı. Şimdi ilk defa mezar taşı yaptım Körük'te. Sarık veya kabak. Kabak da olabilir ama ilk defa bir mezar taşı yaptım sarıklı. Hı. Yaparım. Getiririm onu sana. Evin altına indiniz mi? Evin altına inmedim. İneriz. Buyurun gösterirsiniz şimdi. Burada biz açık alana baktık. Demek atölyeniz burada. Bu esinlendiğiniz şeyler hep farklı şeyler mi? Şimdi hep bunlar... farklı şeyler. Bu buradan düşse çocuğa zarar verir. Şimdi mesela bunu mesela bilmeyerek yaptım. Lenin, Rus Lenin. Ben hayatımda görmediğim bir Lenin. Benzer mi? Rus Lenin'e. Benziyor mu? Okka çenesi mi benziyor? Şu da Stalin abi, şu da. Bunlar tamamıyla şey... Ben sana deyip bakarak yapmışım. Ya aynen. Yok. Ben de anladım, bakara söylese. Bu oturan amcam kim? Çeşme miydi, neydi bu? Bu bir dede ya, bak şimdi. Bir bunlar... oturan dede mi? Bunların ikisinin hikayesi Suna Yakın Oyuncak Müzesi'ne gidecekti bunlar. Ebat ve şekillerini bildirmedikleri için... Gel bu adam, o zaman bir adım da aşağı at. Gel. Şimdi bunların ebatını bildirmedikleri için biz de böyle yaptık. Sonra avuçun içinde kalacakmış araba. Avuç içinde. Avuç içine de sığdıramadığımız için. Evet, şimdi atölyesine giriyoruz. Sosyalist geçiniyor. Yapacak. Burası da müze bak. Burası da müze mi? Burası da müze.
Mesela şimdi millet bak. Şunu adam şimdi ağaçtan yapmış adam. Öyle mi diyorsun? Bu 200 senelik bir sofra. Neye 200 senelik bir sofra mı? Ne diyorsunuz ya? Adam bunu hiç kesmeden koymuş yapmış. O zaman müsait bir zamanda gelirsin. Bunun adı da çorba içtiği söyleniyor adamın. Şimdi bu ters döndürüp çorba içtiği yer mi? Aynen. 200 senelik. Sulu yemek yemiş, kırıltı ve kahvaltılığı çevirmiş, iki amaçlı kullanmış. Ondan sonra tabi semer sofralar çıkmış ayaklı. Ondan sonrası açılan... Şundan kastediyorsunuz değil mi? Onlar çıkmış, ondan sonra ayaklar çıkmış. Orada yumular açılan ayaklar, silah altları falan çıkmış. Tabii ki böyle. Şimdi buradaki... Eski radyo. Eski radyo. Şöyle diyelim. Aslında burada önemli olan bileki sacı ve bileki taşı. Bileki taşı. Bu Çiğe Lokantası'nın bir profesör. Ekmeğin tarihçesi pişiren şekli. Ve eskiden bunda ekmek pişiriyorlarmış. Bunda. Bunda mı pişiriyorlarmış? Şöyle pişiriyorlarmış. Yani, ateşin içine köz oluşturuyorsun. Közün içinde kızdırıyorsun. Buna taflan yaprağı, pancar. Herhangi bir işte yaprak döşüyorsun alt tabana. İçine hamuru koyuyorsun. Taflan yaprağı özellikle. Taflan yaprağı. Şuna içerisine altına. İçine hamuru alta koyduktan sonra tekrar etrafını yaprakla sarıyorsun. Üzerine teneke koyup közün içerisine onu gömüyorsun. Ve ekmek pişiyor. Ekmek. Bunda da bazlama paraman dedikleri oluyor. Ha şu şey yufka tarzı. Ha, ince yufka tarzı. Tarzı o da aynı. Ne bileyim bunlar bir hobi geliştirme gibi değildi. Bu da evet makara yapılmış tahtadan. Evet o kemençe yapılmış kemençe. Bu lüküs, bu at farangası, franga. Franga. Övengi demişler bunu ama atların bacaklarına ve eski topuklarına özengi. Özengi. Ama eski filmler... Bu atların bacaklarına takıp hareketini mi? Çok hareketini kısıtlamak. Kısıtlamak. Kişen. Veya paranga. İneklere de ayaklarına batık fındık falan yememesi için de şey yaptıkları. Bunlar da hakiki Rus güllesi. Rus güllesi. Bizlere mi atmışlar zamanında? Tabii bizlere. Rus güllesi. Hakiki. Kaç kilo bir şey ya? Şu gemide şimdi... 5 var. Oo, aman. Bunda iyi kas çalışılır ya. Nerede bu? Oo. Bizim kibar o dedeler bunlardan nereden işte almışlar biriktirip değmen yatağı çarkına yuva yapmışlar. Nokta koymuşlar. Çarkı çalıştırmışlar. Genişleyince bir tarafa noktayı koyup tekrar böyle çark yataklarında kullanmışlar. Onlar değmen su yatakları çarklarında kullanmışlar. Kibar olanlar mısınız? Biz anneanne ve babaanne kibar olanlar. Mehmet Kibar'dan ya siz de. Aynı Kibar. Bir de Mehmet Kibar bunun şey. Onların anne tarafı Kibar. Onun anne tarafı Kibar. Eskiden ağaç kesilen testere. Pardon. Hızar. Hızar. Hızar takımı değil mi? Düzgün şekilde ev falan şey yapmak için. Ama ipler böyle şakları anlasın. Evet değil mi? Hani yaşıyor? Yaşıyor. Tahta. Tahta. Tahta biçme. Tahta biçme. Evet. Bu kabak. Kabak değil mi şu? Şu da kabak. Kabak. Bunlar, nasıl olmuş? Ya ne bileyim, ne diyelim işte. Çınar aslında şöyle yapmak lazım. Matkap duruyor mu? Çalıştırıyor musun bunu? Hmm. Yok. İşe yarar bu araç. Şu da el hızar olmuş oluyoruz. Bu da günümüzde yine var. Dur testerenin bir şeyi bu. Bunu şuradan tahtasıyla... Ha, ayarı falan var herhalde. Şuradan geriyorsun. Oradan geriyorsun onu. Çevir. Bunu geriyorsun. Aynı sağa sola döndürüp aynı bırakıp testere kesme yapar ya. O modeli kullanıyorsun. Aynı mekanizma. Evet. Aynı mekanizma. Şuradan... Gelme mekanizması yukarıdan. Sağa sol yapıyor. Bu ocağı da siz mi yaptınız? Ocağı ben yaptım. Şu okurlardı. He? Okka kantar. Burada da var. Buyurun. Domuz kantar. Yok ama şu da ağaç yontma aleti değil mi şunlar? Rende, polonya. Düzeltmek için. Bunun arka tarafında arkadaşlar şey vardır. Metal kısmı vardır. Bakın şurada. Şunu sürttükçe ağacın yonga kısmını alır dümdüz eder. Bu sürtme şeyidir. Dedemde vardı bu. Oradan hatırlıyorum. Tabii ki bunlar daha kalma durumu yok. Eskideki lambalar, lüks lambalar. Telefona bakın. Tabii ki o bile artık Alman gayneri yapardı. Onun gayneri yoktu ki. Ayrı. Alman gayneri.
Kum atardı böyle. Yer sofrası. Şemsiyelik. Plak var. 170'e yakın plağım var burada. 170 tane plak ama plak çalıştırıp da bunu denemek lazım. Mahmut dur hadi söyleme. Bunlar da benim. He? Onun adı onun adı İbrahim abi kepçe olsa gerek. Kepçe de saplayak. Saplayak öyle mi? Bak şimdi bizde var. Peki abi, ne vazifesi görüyordu İbrahim abi? Eskiden, o saplayak. Kepçe ayrı değil. Eskiden aş dağıtılırmış şeylere. Yoldan geçenlere. Şimdi bu ayran diyor ama yoldan geçenlere dedeleri yemek verirmiş. Eski insanlar çok yermiş. Yani büyük kap bu. Büyük kepçe. Ama büyük kepçe. Biz o saplayak. Saplayak. Sapından belli saplayak. Yani bir saplık yemek. Bunun iki katı ama çaldılar. İmarathanede kullanıyormuş bizim bir de bunu dedemiz. İmarathanesi varmış. Saplayak kullanıyor. Kazanlar böyle. Dünya. Şimdi al bak şimdi buraya. Şimdi burayı görmek isteyen yeri tarif edersen bir de onu da şey yapsınlar. Bak bundaki keçi yatarı var. Keçi yatarı. Ordu, Perşembe, bak, Saraycık. Sarayköy. Sarayköy pardon. Keçi yatar şekli var. Keçi yatağı? Keçiye benzetmiş. Keçiye benzetmiş. Bak kuyruğu var, ayakları var. Ha, şekil olarak. Keçi yatıyormuş gibi yani. Şekil. Bak burada bir göz var. Kurbağa ben kurbağa gözüne benzetiyorum. Şöyle bak. Şuraya bak, şuraya, şu göze. Bir çevirince bir göz daha var. Yani ağaçlardaki şekilleri benzetiyor. Hepsinde şekil var. Bak şurada bir onda var, onda red var. Aynen burnuyla gözüne benzetiyorum ben. Şöyle tuttum. Aynen de Mahmut'a benziyor. Şurada. Ulan İbrahim abi. Ulan İbrahim abi. Bir şeye benzettin yani illa bizi. Bak. Burada evet anahtarlara bakın. Şuradaki iki göze. Ev anahtarına bakın. Taşımak için. Arkadaşlar. Bunu taşımak için bayağı bir uğraşmak lazım değil mi? Saç berberi arkadaşlar. Ben Mahmut dedim. Yarısı kendine çekti. Evet. Bak babamın, eskiden burgular. Babamın şeyleri. Tabanca tüfek yaptığı. Tabanca tüfek yapılan malzemeler değil mi bunlar? Evet. Jarjör kalıpları. Bakın. Jarjörün kalıpları. Ordulu dedin mi? Tabanca ile anılır zaten. Yani. Babamın da şunu tabanca yaptığını söyleme bari ya. Adam. Ama usta adam sanatkar, demirci. Babam çok güzel bir demirci ustasıymış. Babam çok gönlü bir insan. Yapıyor bir şey evet, şu gördüğünüz bu koyun. Bu çiftse dolma tüfe. Babam şu gördüğünüz ya. Koyun kırpma. Bununla koyun kırparlardı. Onu biliyorum. Evet. Tüfek, evet, dolma tüfek. Bu da mısır çiti, mısır düğme çiti. Şunu şöyle bir gösterelim. Şöyle dolma tüfek ama bu. Doğma tüfek arkadaşlar. Bu tarlaya çok düşkün. Doğaya düşkün. Şu da mısır çit. Mısır. Ha, bak mısır. Aralarında mısırın tanesini almak için. Biliyorum. Mısırın. Çiten. İçine. Çiten. Bizde vardı. Şu. Çiten. Değnekle vurduğunda altındaki çula tanesi geçiyor. Ha, tanesi geçiyor. Vurarak döküyor burada mısırı değil mi? Ben burnum kanadı. Öyle bu kadar çalışmışım ki. Böyle değnekle vuruyorsun. Onlar öyle oluyor. Evet bu da ütü. Evet. Bu da doğru. İçerisine közü koyarlardı. Közü koyup ısıtıp ütülerlerdi. Evet. Öyle buhar muhar yok. Biliyor musun? Telefonun yanına gitmiş. Altını nerede bu? Lavabolardaki muhar. 50 senelik bu. 50 senelik. Elindeki tam 50 senelik. Ben seni yapayım. Lavabo şeşmesi. Evet. Koyunlar için kaval mı orada? Yok evet, değil. Kaval. Kaval mı orada? Kaval. Şurada. Bu da Alaaddin'in sihirli lambası. Şey bu. Yağdanlı küble. Seninle konuşulmaz abi senin. Evet bir bakıma girmesi lazım o oranın. Biraz metalleri paslanmış. Bayağı bir şey yapmış. Bu yerde bayağı bir şey var. Evet araba tekerleği. Kütahya'ya ait bize değil. Öyle mi? Bizimle tabii bizim bu bölgede. Ya var. burada baktıkça şeyler çıkıyor çok, yani. Çok daha mesela. İşte en önde giden koyuna ya da ineğe takılan yayla giderken sesinde bulunmak için. Evet bu da ocaklık içindeki zincir atıp içinde altında ateş yanıp değil mi? Yemek pişirilen. Yemek pişirmek için. Yavaş yavaş pişecek olan yukarıdan aşağı devamdan bağlayıp. Buraya da gül basıyorsun. Buraya da yemek pişirmek için. Yani burada birkaç tane ocak gibi alttan ısıtarak ona göre sıcak durması için. Evet. Pişen yemeğin veya sıcak durması için. Asılı. Tarla öküz de beraber. Toprak sürme işi değil mi? Sürme işi tarlayla. Evet. Evet. Yani bu halatın bu kadar uzun olması yapılan yemekler burada asılıyor. Alttaki ateşler dolayı sıcak kalıyor. Yıktılardı. Kapı iki parça içinde. Bu eski evler kalmadı. Kesin kestanedir ağacı. Tut ağacı bu. Tut mu? Tut ağacı. O da dayanıklı. Tut ağacı. Ama bir onu aldık.
Kantar tabii ki. Topuz tartma, kantar, el yapımı. Topuz kantar, el yapımı. Okka kantar. İşte okkası el, bu. Zincirler hep elde yapma. Bak hep birbirine böyle yapma bu. Şimdi ondan sonra sarısı çıkmış ya bunun. Hı. Sarı modeli. Bu neydi? Bu neydi? Sapliyak. Sapliyak. Gelen kişilere ikram edilen yemek. Yoldan geçenlere, aç kalanlara. Bu da yündaraydı. Şu. Evet, yün. Bundan biliyorum bunu da. Bundan işte bayanlar yünü tarar. Ondan sonra eğercekte böyle eğirmede. Ama biraz bakımsız bunlar artık. Ben burayla ben hiç ben de bugün var ya bak göstereyim. Bende demir değirmen var, sıcak demir ustalığı var, inek var. Hani gaz var, köpek var. Yani ben iş boyundan büyük işlerim var. Ama bugün bir mezar taşıyla mezar işte bak değmen önünde gördünüz mü onu? Gördük. Onu gördünüz mü? Onu da uğraştım. Kapının arkasında da bir şey var bir sanki. Şey. Ha, testere şey var. Tomru güzel. Evet, tomru güzel. İyi kama çıkalım. Evet, bu da ağacı. Tomru. İlk kesilen şeyi. Baş kesme. Baş kesme. Baş evet. Kesme şu yarma. Teşekkür ederiz. Vallahi tarihi bize daha tekrardan daha tekrardan daha yaşattığınız daha için. Bir... İsim neydi hocam? Celal Kaya. Celal Bey. Celal şimdi Kaya Bey. Bazıları bunu teşekkür ederiz. Görüyor. Bunun burada ne işi var diyor ama... Şu nedir? Peki şu nedir? Şunu merak ettim. Şu nedir? Izgara tel gibi. Ha şunu şöyle söyleyelim. Saraköy İlk Öğretim Okulu eskiden Endüstri Meslek Lisesi gibiymiş. Endüstri Meslek Lisesi bak. Dokuma varmış, körük varmış, dalayçı varmış, ahşap varmış. Bak her dal varmış bizim İlk Öğretim Okulu'nda. Bunda işte taşlar dokurlarmış. Masuraları burada bak. Masuraları. Mekik. 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 Şimdi bunlar da şeyleri işte bunlar da aletleri. Bizim Saraköy İlk Öğretim Okulu'nun çatısı ilk yıktılar düzene katılınca bunlar yani ilk okulda her tekstil konusunun üzerine şeymiş, işlemişler bile. Eski okullara ne diyor? Endüstri mi diyorlardı? Köy endüstrisi. Köy endüstrileri. Köy endüstrisi. Enstitüsü. Bu dallar şimdi oymuş ama insanlara bir şeyleri öğretebilme. Kalma. Evet. Yani onu da öğrenmiş olduk tekrardan. Yolda yok. Orası şey. Evet. İşte lambalar. Burada dedim ya her modeller her şeyde bir şekil var. Her şeyde. Her konuda bir her konuda ağaçta bir da bulduğunuz şey var. Bu da bunların kranet çalar hali. Kraneti duruyor. O kitaplar ne? Onlar değil. O kitaplar evet. Şey. Şöyle köyün yeşilliğiyle birlikte burada yayınımıza son vereceğim arkadaşlar. Gayetten mükemmel bir şey oldu. Bence tarihi anımsadık. Yaşadığımız zamanı, yaşamadığımız zamanı nasıl bu zamanlara geldiğimizi görmüş olduk. Ordu'nun Perşembe'nin Saraycık Köyü'nden hayırlı akşamlar diyorum. Güneş de batmak üzere. Gördüğünüz gibi tepeden. İyi geceler. Bir başka yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.